Hello herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim. Sevoşunuz geldi. Hazırsanız gündemi değerlendireceğiz. Bakalım bugünün konuşulanları nelermiş. Hazırsanız başlıyorum. Bugün Paşa ile Sevoş'un maceraları diye video çeksem vallahi var ya <laughs> inanılmaz komiz halimizi görmeniz lazım. Paşa ile birlikte denizdeydik. Yalnız beyaz kadınların Biliyorsunuz çok beyaz olunca güneşte hemen böyle bir kızarıyoruz. Pancar pezik değil mi? Yürek ezik değil mi? Bu ne kırmızılık ayol? Ay yanan ze, bayılan ze, ölen ze dedikten sonra hemen yoğun gündemimize geçmek istiyorum arkadaşlar. Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab evlenmiş. E, Ebru evlenir de Reza durur mu ayol? <laughs> Birbirlerinden herhalde bir ümitleri vardı. Şöyle bir Reza bekledi, bekledi, sevgili mevgili ama baktık Ebru da evlendi. Benim neyim eksik dedi. Gazetede başlık açmış, atmış. Ebru'dan zenginli buldu diye. Ayol adam zaten zengin. Zengin e, sevgili aradığını hiç düşünmüyorum ama sosyetik bir e, güzelle birlikte evlenmiş. ABD'de itirafçı olduğu sonra da serbest kalan ve kendisine yeni bir hayat kuran Reza Zarrab yeniden nikah masasına oturdu. Bakalım neler diyor gazete. Snop Magazin'in özel haberine göre Reza Zarrab Bursalı sosyetik isim Dilara Altın Top ile evlendiği konuşuluyor. Çiftin geçtiğimiz aylarda Miami'de dünya evine girdiği iddia edildi. Çiftin düğününü Miami'de gerçekleşti ve özel bir törenle evlendikleri söyleniyor. Reza, Reza Zarrab ve Altın Top bu evliliği sosyal medya ve magazin camiasına geniş yer buldu demiş ve 2016 yılında ABD'de banka dolandırıcılığı ve kara para carttırı biliyorsunuz. İşte tutuklanıp sonra serbest bırakılan Zarrab 2021 yılında 11 yıllık eşi Ebru Gündeş'ten ayrılmıştı diye. Ebru Gündeş'in de çok umrundaydı. Ebru Gündeş genç sevgili yaptı. Tın evlendi sessiz sedasız. Burada da ev tuttular. Zaten Ebru Dubai'de yaşıyordu. Hayatının ya ne derler? E, ikinci baharını yaşıyor Ebru Gündeş. Pek de umurunda değil. Kızı da zaten genç kız oldu artık. Yani bir iki sene sonra belki de 18 oluyor? Yani 16 falan herhalde onun kızı da. E, valla ne diyelim? Mutluluklar dilemeyeceğim yani Reza Zarrabada. Yani çok kişinin ahı var diye düşünüyorum. Kaç tane bakana rüşvet. Yani kim bilir bu ülkeden ne kadar paralarımızı götürdüler de bizim ruhumuz duymadı. Haberimiz olmadı. Yani kirli paraların kirli insanları ne diyeyim beter olsunlar kulu hakkı yiyenin iki yakası bir araya gelmesin diyorum. Hele de vatanın milletin parasını çalanlara mutluluklar dileyecek halim yok. İyi oldu ona Ebru Gündeş çok güzel yaptı aslında ona. Yalnız bu çirkin adamda da inanamıyorum yani hadise Ebru Gündeş yani evlendiği kız da çok güzel. Acaba ağzım iyi laf yapıyor bu çirkin adamda ne buluyorlar? hele de fil gibiyken evlendi burada böyle ne derler pehlivan gibi güreşçi gibiydi <laughs> Gündeş evlendiğinde yani Allah günah yazmasın ama sevimsiz de bir adam demek ki sevimli olan bir yerleri var mı da bilemiyorum artık ki bu kadar güzel bir kadın bakar mısınız şu güzelliği kızında yani evlendiği kızla maşallah yani bu kız ne bulmuş acaba gencecik e, hep e, ne derler olgun kadınlarla beraber de bu sefer genç olsun dedi herhalde sevgilisi de ...genç bir kız. Ne diyelim? Ettiğini bulsun diyelim... ...geçelim isterseniz. Daha da beni konuşturmayın... ...diye. <laughs> Ve Cem Adrian... ...çok beğeniyorum. Ajda Pekkan'ın... ...konserinde biliyorsunuz... ...o güzel sesiyle... ...Ajda'ya eşlik etmişti. Müzik kariyerinin... ...20. yılını kutlayan Cem Adrian... ...protest müziğin önce ismi Ahmet Kaya'nın... ...eşi Gülten Kaya... ...Hayaloğlu ile bir araya gelmiş... Gülten Kaya Hayaloğlu da ünlü şarkıcı ile olan fotoğrafını canım Cem'im şifa gibi geldim bana notunu düşmüş. Muhtemelen Ahmet Kaya şarkıları mı yapacak bu ziyaretin altında? Böyle bir neden mi yatıyor? Olabilir. Çok da yakışır Cem Adrian'a. Cem Adrian'ın da o kadar özel bir sesi var ki türkü okuyor yakışıyor, pop okuyor yakışıyor. Her şey yakışıyor. Ahmet Kaya'nın da ne güzel şarkıları var aslında. Yani inanılmaz güzel şarkıları var. Okuyabilir aslında. Bu arada ya bu bayram özel programı çok çok bu acaba şey ayrılmadan önce mi çekildi? Neydi bu kızın ismi? Yani i̇smini de getiremiyorum. Yağmur Çevik. Yağmur Çevik Oho fuşaları giymiş onca kavganın üstüne iki gündür bayram programlarıyla. Bugün de Berdan Barden'i konukmuş. Ben çok enteresan geldi bana. Yani acaba bu programlar bant yayın Yağmur Çevik ayrılmadan önce mi çekilmiş programlar? izlemedin tamamını programını o yüzden fikrim de yok bilmiyorum ama bugün de gene düşmüş e, enteresan bir şekilde eğer ya da ne bileyim önceden anlaşması mı vardı bayramda e, katılacak diye Yağmur Çevik oturuyor vallahi söylemezsem olmaz masasında <laughs> o ona sarı bez dedi o ona bilmem e, bir sürü laf söylediler birbirlerine ama e, eski e, kayıt herhalde diye düşünüyorum arkadaşlar. Necla Nazır'ın Kızı ikinci kez anne olmuş. Ee, ay bu kadın o kadar güzel bir sesti ki. Yani kendini harcadı gitti diye düşünüyorum. Gerçekten dişi verdi Tayfur. Çok da güzel sesi vardı ama biraz kocacı çıktı. Daha öbürünü bıraktı öbürünü aldı bilmem ne. Bu oğlanla da şimdi ikinci çocuğu. Yani bu kadar acelen neydi bir anacığım. Yani ne bileyim e, çok kariyer odaklı yaşamayan daha çok duygularıyla hareket eden bir kız. Ve çok da hatalar yapmaya... Meyilli bir kız diye düşünüyorum. Ay bugün çok mutlu olduk. Niye mutlu olduk? Tabii ki Türkiye Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ee ilk maçında Gürcistan'ı eledik anacığım. Haydi önümüzdeki maçlara bakalım. Üstelik de Almanya'da sanki Almanya Türkiye gibi olmuş. Ay o kırmızı, herkes kırmızı beyaza bürünmüş. Gurur duydum. Bizim bu Ataşehir Belediyesi'nin de canlı canlı dev ekranlardan karşımda golç sahası var. E, onun parkı var. Açık alan, açık hava sineması gibi. Attılar armut minderleri. Allah'ım yer yerinden oynadı burada. Birazcık da videoyu çekmeden önce o maçı bekledim arkadaşlar. O kadar etkilendim ki tüyler diken diken. Dışarıdan yorgun perişan gelmeme rağmen ee, saçlarım ıslaktı biraz akşam esintisinde balkonda izledim. Çok keyifliydi gerçekten. Tüyler diken diken hep birlikte e, bir başkadır benim memleketimi söylediler. İstiklal Marşı'nı söylediler. Ay coştular. İnanın yorgun olmasam o coşkunun içine katılmak isterdim ama gerçekten çok yoruldum. Paraladım paşanın peşinde koşmaktan. Allah'ım aman paşa paşa kime tabak gitse onun peşinde. <laughs> Ay koca bir tabak hadi dedim zararlı olmasına rağmen patates kızartması söyledim. Bir o masaya gidiyor bir bu masaya gidiyor. Ya Rabbim evde bırakıyorum durmuyor. Götürüyorum Allah'ım sadece bana değil her yere eziyet. Sevdiler gerçi orada. O da eğlendi. Bayağı da yüzdü. Stresimizi, enerjimizi attık, geldik ve karşınıza bomba gibi çıktım. E birazcık da kızarmasaydım iyiydi ama çok fazla denize girdim, çıktım ondan herhalde. Yandığımı fark edemedim. Bir, bir iki gün sonra normale dönerim herhalde diye düşünüyorum. Kutluyorum milli takımımızı. Yüreğimiz ay böyle kabardık tam bu ne derler? bayramda bayram lokumu bayram şekeri gibi geldi bu galibiyet. Ve ilk defa da Avrupa Şampiyonasına galibiyetle başlıyoruz. Herhalde ilk maç bu. Almanya'da yani Türkiye'de olsa bu kadar olur zaten. Hiç aratmamış yani o coşkuyu yaşatmışlar. Hemen arkasına üzüleceğimiz bir haber ama Çanakkale'de orman yangını çıkmış. Gemi trafiği durdurulmuş. Ay ya Gelibolu Yarım pardon Eceabat ilçesinde orman yangını çıkmış. Havalarda sıcak bir diye. Aman bu sene bari ciğerlerimiz yanmasın. Ormanlarımız dikkat edelim. Ne bileyim önlemlerimiz alınsın. Ne yapılması gerekiyorsa çok üzülüyorum. Yanan ağaç, orman yani tarifi ve yeri çok 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 uzun yıllarda dolduğu için gerçekten çok üzülüyorum. Geçmiş olsun Çanakkale dedikten sonra Deniz Akkaya ile ilgili haber var. Biliyorum öp geldi diyorsunuz. Duygusal bir paylaşıda bulunmuş kızıyla ilgili. E, ona gelmeden önce biliyorsunuz Eylem Tok, Tok ve oğlu Cihan e, Cihan Timur Timur Cihan Timur e, bir davası vardı. Kutlamak lazım. Emrullah Erdinç üşenmemiş uçağa binmiş gitmiş Boston'a Boston'a giderken de paylaşılarda bulunmuş işte acılı aile yalnız değildir davayı e, e, tüm detaylarıyla takip edeceğiz diye bakalım. Bir de paylaşıda bulunmuş X platformundan neler söylemiş. Eylem Tok ve oğlu Timur, Cihan Timur'un davasını izlemek, adaletin peşinde koşan acı acılı ailenin ve kamu vicdanının takipçisi olmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne Boston'a gidiyorum. Her zaman yanlarında olacağımın söz verdiğim değerli ee, acı ailesi de yolculuğun öncesi havaalanına kadar gelerek beni yalnız bırakmadılar. Ay yolcu etmişler. Umarım önce bu kıymetli ailenin, sonra da tüm vicdanlı insanların yüreğine su serpecek bir karar çıkar. Tüm gelişmeleri duruşmanın görüleceği 18 Haziran Salı günü sosyal medya hesaplarımdan sizlere aktarmaya çalışacağım. Adalet fizanda da olsa peşinden koşmaya devam edeceğim. Diyor. Kutluyorum ben. Emrullah Erdinç'i. Bu arada e, paylaşılar da yapmaya başlamış. Boston'daki duruşma yerel saatle 11'de Türkiye saatiyle 18'de diye. Bugün 18'de ise yani işte e, ben bu videoyu işte çekiyorum herhalde yarına haberleri nedir ne değildir düşer arkadaşlar. Son ana kadar e, X platformdan takip ettim. Bir haber yoktu konuya dair ama şöyle bir detay var. Yine e, X, X platformunda paylaşmışlar. Zannedersem ihbar eden oradaki bir Türk kuryeymiş. Bakın kader nasıl ipçiklerle birbirine insanlar bağlı. Kilometrelerce ötede Amerika'da e, 350 milyon nüfuslu bir ülkede e, sen bir tane Türk kurye çık git onların kapısına gör ve olaya da biliyor olması ve gidip ihbar ediyor olması İşte bunlar gerçekten aslında hiçbir şey tesadüf değil diye düşünüyorum bakın bu haberde şöyle. Eylem Tok ve oğlu Timur Cihan Tumur'u polise bir Türk kurye ihbar ettiği ortaya çıktı. Boston'da kaldıkları rezidansa sürekli dışarıdan yemek söylüyorlarmış. Oh gitmişler orada bir de tıkınıyorlar. 50 bin dolarlık okul falan bakmışlar zannedersem. Eylem Tok'u tanımak için... tanınmamak için siparişi yabancı bir isim kullanarak veriyor, veriyormuş. Bu restoranda çalışan Türk kurye tesadüfen siparişi götürdü ve Eylem Tok'la karşılaştı. E, ardından polise ihbar etmiş ki adını farklı kullanmasına rağmen kurye'nin cinliğine bak görüyor ve tanıyor onları ve ihbar ediyor. Bu arada Eylem Tök ve oğlum yıllık 46 bin dolarlık e, bir okul baktıkları Boston'da gezdikleri sonra eve döndükleri polis eve baskın düzenleyip anneyi yakaladıkları Eylem çok o sırada ben anneyim katil değilim diye bas bas bağırmış. Burada öleninki de anne bir tek sen anne değilsin. Her iki taraftan da zor aslında yani büyük de konuşmamak lazım. Düşünsenize evladınız ama kaçırmak yerine işte panik, o andaki hissettikleri telaşları oğlum hapse mi girecek bilmem ne olacak diye kaygılarla götürdü herhalde. Ama doğruyu yapsaydı belki daha onlar için kolay olacaktı. Şimdi e, bakalım yarın haberleri yansıyacaktır. Emrullah Bey de biliyorsunuz iyi bir gazeteci tüm detayları atlamadan Icık, ıcık inceleyecektir. Ay gitmişken Eylül'e de orasaydın. <laughs> Eylül ona dava edecekti. Ha o ne oldu bir de? Eylül Öztürk biliyorsunuz Emrullah'la çok uğraştı Emrullah Erdinç'le. Dedi ya buraya gelincesi burada adalete işte yakalatacağım edeceğim. Ay kız oğlanı bir de oralarda tutuklatmaksın. Gerçi <laughs> neyle? Yani sanki tür pak olmak lazım öyle bir şey için. Hakkınızdaki iddialardan aklanırsanız ha o zaman ve beni bana itibar suikasti yaptınız diyebilirsiniz. Çünkü o ara çok öfkeliydi Eylül Öztürk. Veriyor veriştiriyordu işte dava edeceğim. İşte özellikle Emrullah Erdinç için yaptıkları haberlerden dolayı bir ver yansın yapıyordu. Yazık çocuğun başına oralarda bir iş gelmesin. Gitti acılı ailenin de e, yüreğine su, su serpecek haberler getirmek için gerçekten çok merak ediyorum. dava ile ilgili gelişmeleri Emrullah Erdinç'ten takip edeceğiz dedikten sonra Yolumuza devam ediyoruz biliyorsunuz e, e, Haziranın ikinci haftası Babalar günü kutlandı Babalar gününe dair de e, duygusal mesajlardan bir tanesi de yine Emrah'ın oğlu Tayfun'dan geldi Tayfun Erdoğan bakın neler söylemiş ya işte bu da apayrı bir imtihan birazdan e, geleceğim Deniz Hakkı'ya tekrar ama bu da bir sınav bakın yani o çocuğun o ay aynısı bir de yani yani bunun için DNA testine bile gerek yok. Bakışı, gözü, yüzü bu kadar mı babaya benzer? Kadın demek ki çok aşıkmış ki resmen o kadar ona bakmış, ki kopyasını da doğurmuş resmen. Tamam anlıyorum. Belki çocuğu yapma yöntemi kadının yanlıştı. Tamam ee, bir, bir, bir doğru değil. Erkekten habersiz bir kadının ondan çocuk yapıyor olması tabii ki doğru değil. Ama iş işten geçip olduktan sonra da. Bu süreci bu şekilde bence hem Metin Akpınar hem de Emrah bu konuda çok kötü örnekler, çok başarısız örnekler. Hayatın onları bu yönüyle imtihan edip de bu imtihanı çok kötü verip kaldıklarını, sınıfta kaldıklarını düşünüyorum. Çünkü bu çocuğun boynunu bükecek, bu çocuğun hiçbir suçu yok. Bakın neler paylaşmış, onun içinde bir yara düşünebiliyor musunuz? Bunun ne suçu var yani? Yani annesini babasını seçerek gelmiyor ki bu çocuk suçlu olsun böyle bir şey paylaşmış. Bugün tabii ki her zaman bende ne yazık ki biraz boş geçen günlerden biri gibi. Bütün baba ve baba adaylarının babalar günü kutlu olsun. Dedem vefat ettikten sonra bugün artık bende ne yazık ki anlamını daha da yitirdi. Canım dedem mekanın cennet olsun, bayramın mübarek olsun, babalar günün kutlu olsun. İnşallah ileride baba olduğum zaman bu günleri daha iyi anlar hissederim demiş. Yani çok üzülüyorum ya gerçekten. Yani insanların bu vurdum duymazlığı, Emrah bunu çok yapıyor. Bir de diğer çocuklarıyla canım, kızım, elleysem, ulleysem diyerekler onlara ölenze, bayılanze buna da böyle tükaka yapıyor ya. Yani ilahi adalet ve evren sana nasıl bunun cevabını verecek gerçekten bilmiyorum. Yani e, bunu sindirecek ve bu çocuğu da böyle boynu bükük bırakmayacaktı. Kanatlarının altına alacaktı. Ee, Karun kadar da zengin yani öyle e, hani dersin ki kıt kanaat geçinen bir adam olur da ben ne yapayım der. Hani o çocuklarına yağdırıp bunu da böyle uzaktan izlemesini e, seyretmesi gerçekten ne kadar zalimmiş ya. O kadar duygulu şarkılar yapan, o kadar duygusal şarkılar söyleyen adamın kendi oğluna bu denli zalim olması, nişanına bile gitmedi, düğününe bile gitmedi. O kadar yani. İnsan ya özel gününde bari bir duygusal bir azıcık iki satır bir şey paylaşır. Ay bu kadar mı taşlaştı kalbin? Ben algılayamıyorum arkadaşlar. Gerçekten şaşırıyorum. Enteresan geliyor bana. Bu arada ay e, o da Amerika'da, Amerika'dan bakın bugün çok haberimiz var. Outuv hastaneye kaldırılmış kız angelik annesi için dua istemiş sıkıntılı süreçler yaşadığı çok çileli bir ameliyat falan geçirdiği söyleniliyordu. Geçmiş olsun diyelim. Allah yardımcısı olsun. İnşallah atlatır. Yazık yani düşünsene işte o yüzden memleketinde olacaksın ya. Düşünsene bilmediğin bir toprakta, bilmediğin insanların yanında gerçekten zor diye düşünüyorum. Allah yardımcısı olsun gerçekten de geçmiş olsun diyelim. Dualarımız senin lahutuba. Yani insanın bir teşviki mesaisi olduğu insanlara daha bir farklı bakıyor. Zamanında gezdik, tozlu kahveleri içtik. E, çok zaman geçti. Ahu ile da öyle anım var. Ben Ayta sözeri. O zamanlar Ayta ünlü değildi. Ayta sözeri ben e, sevgili gazeteci Nurcan Sabur. Ay sabahlara kadar o Koray çok popülerdi rakçı. Gider onu dinlerdik. Ortaköy İstanbul'un keyifli zamanları. Ee, benim de İstanbul'da yeni olduğum zamanlar çok keyifli, güzel günler geçirdik. O zaman Prens Adnan vardı. Osman Bey de da çıkardı ikinci kat bir yer. Şimdi İstanbul'u bilenler ne söylediğimi anlayacaklardır. Çok keyifli günlerdi. O Pahalya'da da Prens Adnan da şimdi yurt dışında Almanya'da zannedersem selam olsun bizi takip ediyor çünkü görürse izlerse. Ee, çok keyifliydi ya bütün sinemacılar, Hepsi o oraya gelirlerdi. Ben de orada gala diye bir yerde falan çıkmıştım. Sahne alıyordum alt katında bir yerde. Enteresan günlerdi. Ee, Ahu ile öyle bir tanışıklığımız var. Hatta e, menajeri benim falan derdi. Ben böyle kükriye kükriye şarkı söyleyince pek hoşuna giderdi. Çok geçmiş olsun. Tabi hani görmeyince çok zaman geçti aradan. Ama öyle bir kendimce anım var. O belki unutsa da ben unutmuyorum. Güzel günlerde unutmuştur belki bilmiyorum. Ve dedikten sonra biliyorsunuz Sinan Akçıl e, söylemezsem olmaz'a katıldığında enteresan açıklamaları vardı. Ya bir erkeğin geçmişteki ilişkilerinden, e, hikayesinden bahsediyor olması kadar çirkin bir şey olamaz. Erkeklere hiç yakışmıyor, hiç yakıştıramıyorum. Sinan Akçıl'ın meğerse e, hadiseyle olan ilişkisinde ailesi ve özellikle de ablası istememiş Sinan Akçıl'ı. Ben de olsam istemezdim hadisenin ablası. Ben Müjde Uzman'a da yakıştıramıyorum. Yani valla kusura bakmasın. Herhalde müzisyen diyeyim. Benim hiç müzisyen merakım olmadı. Bu arada ama bu çocuğa e, ülkenin en büyük starlarının bir ilgisi oldu. Muhtemelen şarkı söylüyor olması daha duygusal mı geliyor kadınlara bilmiyorum. Sinan Akçıl ünlü kadınlarla yaşadığı ilişkileri hakkında konuşmuş. Ne ayıp bir şey. E, i̇ki kez evlendi Burcu Kıratlı'yla aşırı kıskanç olduğunu hadisenin ailesi tarafından istenmediğini, Hande Yener'in enerjisine kapıldığını anlatan Akçıl, Müjde Uzman'la beraber olan ilişkisinde toksik bir ilişki yorumu yapmış. Yani çok tuhaf kadınlar çıkıp Sinan Akçıl hakkında konuşmazken Ebru Şallı'dan da çocuğu olsun istiyormuş. O doğurur mu Ebru Şallı bundan çocuk? Yani o zaman biliyorsunuz bir 100 bin dolar hikayesi mi ne vardı? Yani Ebru'dan ne? Bir 400 bin dolar mı ne? Bir para almış? Paralı trafiği öyle de haberler yansımıştı. Yani ee, geçmiyor bu çocuk bana. Sinan Akçıl bana geçmiyor. Ay, diyeceksin sen kimsin? Ama geçmiyor. E, kim değilim? Çünkü magazine malzeme veriyorsun ve böyle çıkıp birlikte olduğun kadınlar hakkında konuşursan ben de çıkar senin hakkında o konuşma hakkına sahip oluyorum. Bütün gazeteler vermiş. İğrenç geliyor bana bir erkeğin e, geçmişteki ilişkilerinden bahsediyor olması. E, hadise ben zannetmiyorum sadece etkenin hadisenin ailesinin istememiş olması diyorum ya o dümtekler düm tekler falan pişman o onun müzisyen yanından etkilendi çok büyük aşık olsaydı hadise ne ablasını dinlerdi ne ailesini dinlerdi çocuk da yapardı yolda yürürdü demek ki uyandı ondaki bir takım fırıldaklıklara ki istemedi diye düşünüyorum yani öyle ailesi mailesi o, o öyle kendince bir bahane olduğunu düşünüyordur e, ee, Kaan Dinçer miydi? Ona çok aşıktı mesela. Ona gerçekten aşıktı. Ee, o da biliyorsunuz şeyle evlenecek. Neydi kızın ismi? Pınar Deniz'de evlenecek. Ona çok aşıktı. Onun ee, onunla olan resimlerinde belliydi ona olan aşkı. Mehmet Dinçerler'e e evlendi adama da çok aşık değildi. Ona hırsından evlendi onunla. Hadise güzel kadın ama zaman da su gibi geçiyor. Ee, işte bir şey söyleyeyim hayat böyledir. İst, sen istersin denk gelmez. Denk geldiğinde bir takım şeyler sana izin vermez. Yani sizde de var mıdır? Her şey bir araya denk gelmez. Sen istediğinde e, istediğin gibi biri çıkmaz veya sen istemediğinde biri çıkarsa, o çelişkiler hep insan hayatında vardır. Sanki insanı denemek için var gibi. İkili ilişkilerde hep bu vardır biliyorsunuz o oh, boşanırsın güllük gülistanlı tam evleneceğim dersin kimse çıkmaz. Evliyken senin aklını karıştıracak etrafında veya ilişkin varken bir sürü insan çıkar. Bu işler böyle antin kontin çetrefelli işlere gerçekten. Survivor bitti ama kavgaları bitmiyor anacım. Nagihan'la Yunus Emre birbirine girmişler. Sosyal medyada bir savaş halindeler. Ver yansın yapıyorlar o ona o ona. Yani kardeşim neyi bölüşemiyorsunuz bilmiyorum ama işte orada zaman geçirdiler. Orada belki de diskalifiye olma riskiyle içlerindeki ukdeleri, hınçları eee kestirmestir demiş. Nagihan da az beter değil çocuğa. Yani enteresan bir kavganın içine düşmüşler gereksiz bir şekilde. Bakın yurt dışında gerçekten kurallar özellikle de trafikte çok katı. Justin Timberlake alkollü araç kullandığı için gözaltına alınmış ve diyor ki e son albümüm Mart ayında yayınlanan Justin Timberlake Amerika Birleşik Devletleri'nde New York eyaletine bağlı e Long Island bölgesinde alkollü araç kullanırken polise yakalandı. Timberlake menajeri henüz olayla ilişkili bir açıklama gelmedi derken tutuklanma riski de varmış yani. E hayatım ee, ne derler? Dikkat edeceksiniz. Ünlüyüz. Bize bir şey olmaz. Ya da e, biz atlatırız gibi hele de yurt dışında yemiyorlar. Ünlü de olsa e, ne de olursa olsun. Bunu bedelini ağır ödüyorlar. Evet arkadaşlar e, Deniz Akkaya ile ilgili e, biliyorsunuz kızını artık e, devletin korumasındaydı. Babaya teslim edildi. Ama içini döktüğü paylaşılarda bulunuyor. Yani çok içinde yara var aslında Deniz Akkaya'nın. Bakın son paylaşısında da neler söylemiş Bana da hemen X platformundan Onun paylaşısı olduğu zaman Sanki meraklısıymış Çünkü zınk diye bildirimler geliyor Bakın şöyle demiş Deniz Akkaya Bu dava bitene kadar bu yazı Tüm anneler ve gerçek babalar adına Sayfamın baş köşesinde kalacak Aylin Hanım Gözlerim dolarak okudum demiş Bir takipçisi ona güzel mesajlar gönderiyor Zannedersem ben tüm bunları tam iki sene önce tek dostum Tunç Kökkaya'nın ölümü sonrası artık biraz yavaşlamak ve acımı yaşamak zamanı istiyorum kararıyla başladı diyor. Yani bir kaybı olmuş bir arkadaşını kaybetmiş artık acımı yaşamak yavaşlamak ve kenara çekilmek isterken diyor tüm diyor bu cenderenin içine düştüm. diyor. ya hayat öyledir sen yavaşlamak sakinlemek artık oturayım rahat edeyim diyeceğin zaman hayat seni bir sağlı solu tokatlayıp bir kendine geldi bir imtihana daha tabi tutabiliyor. Ve demiş ki evet kızım o günden beri ben de mutlu değil. Ailem hiç değil. Babam 15 senedir kendi başıma ödediğim okul parasını bu sene ödedi diye zulme başladı. Şu para nelere kadir. Yani bu da Deniz Akkaya'nın penceresinden bir paylaşı arkadaşlar. Teyzem benden para çalamaz oldu. Kızım evde çamaşır bulaşık makinesi boşaltmakta bana yardım etmeyi okuldaki şuursuz ve yetkisiz bak Deniz işte burada hata yapıyorsun. Yani sen ailevi ilişkilerinle alakalı o pedagogun bir suçu yok. Kızı pedagoga gitti diye pedagogu aşağılıyor. Şuursuz bilmem ne. Ya kardeşim sen hıncını sizin davanıza konu olan avukattan, kurumdan, oradan, buradan niye alıyorsun? Bu ağzı zehirli sözleriyle birilerini küçümseyip döven insanları sevmiyorum. Problem senin problemin. Kızın o e, sosyolog ya da o e, psikolog olmasa da birini bulup ona anlatacak sıkıntılarını. Bakın neler söylemiş. Ha diyor ki evde işte e, bulaşık makinesi falan boşaltmaya bana yardım et dedim diye diyor. Bunlara eziyet görmüş. Gitmiş psikoloğuna neler söylemiş? Bakalım. Ee, diyor ki makineyi boşaltmakla bana yardım etmeyi okuldaki şuursuz ve yetkisiz pedagoga haddinden fazla sorumluluğum var diye anlatarak benden intikam almaya başladı diyor. Ay, şimdiki nesil. Yani anneye yardım etmek aslında e, o iş yaptırmak da değil. İş öğrenmek. Mutfakta ne var ya dünyanın en güzel keyfi ama işte ileride anlayacak belki o da. Ee, annenin ne bileyim bulaşık yıkarken o da kurulasa veya dizerken mutfakta yemek yaparken yanında yardım etse bunları kız kızı e, yük olarak görmüş demek ki sorumluluğu sorumluluk olarak görmüş oysa ki burada deniz Akkaya doğru bir şey yapıyor yani bu, bu konularda evde kızının yardımını istemesinden doğal ne olabilir ki? Ama bakalım neler söylemiş. Susmadım susmayacağım diyor Deniz Akkaya. Haksız bulduğumuz yerler var ama bu konuda haklı değil mi arkadaşlar? Evladından küçük de değil ki belirli bir yaşta. Ay ona da kızıyorlar. 14,5 diyen var, 15 diyen var, 16 diyen var. Ben gazetedeki haberi değerlendirirken orada 16 diyorsa 16 diyorum. Beni bile paylıyorlar. Kız 16 değil 14,5 diye. <laughs> Anacığım önümdeki haberden söylüyorum. Ben Deniz Akkaya'nın ucun ucun kızının yaşını nereden bileyim? Zaten yakın yaşlar. 14,5 olsa ne olur? 15 olsa ne olur. O buçu da hiç anlamam. Ha? 15 desek ne olur yani? Hadi neyse devam ediyorum bu arada. Demiş ki ben önce bir insanım. Evet çok yoruldum. Ve benim sığınacak bir ailem yokmuş. Benim tek ailem 19 yaşımda bir sırt çantası ile çıkıp tek başıma e, insa ettiğim mesleğim ve karşılıklı güven üzerine kurulu bir e, tanımadan sevenlerim, beni tanımadan sevenlerimden ibaret demiş. Benim öz babam, babam bana uyuşturucu iftirası atılmasına onay verdi. Baba olarak belki de kızına senelerce yapılan bu zulme karşılık bir yumruk atması gerekiyordu. Ama o kızına senelerdir husumeti götüren bu insanlar ile yol arkadaşı oldu diyor çok gerçekten kötü de olsa ben kızımın yanında dururum. Baba da baba değilmiş. Bunlar ailece bozuk. Düşünsene bir yumruk kızından yiyor, bir yumruk babasından yiyor. Kardeşim kötüyse de benim kötüm. Gidip de el alemetle kızım kötü diye dertlenmem. Hiç de yani ne derler kan içer, kızılcık o çocuğumla yaşadığımı içime dökerim. Gidip de çocuğumun düşmanlarıyla birlik olup da kızıma saldırmam. Bana ne ederse etsin evla, evladım kanım canım ya. Ay orayı da hiç anlamıyorum. Yani Deniz Hakkı'ya savunmak için söylemiyorum ki hiç de sevmem biliyorsunuz açık açık da söylüyorum. Benim Deniz Akkaya'nın kişiliğindeki, tavrındaki birini sevmeme mümkün yok. Bir çıkarım da yok, bir menfaatim de yok. Ee, sadece bir anne kız ilişkisi ve enteresan bir vaka olduğu için ilgimi çekiyor ve konuşuyorum. Benim davamla mavamla da hiç ilgisi yok yani. Bazıları da oradan hemen ay herkes yılan olmuş. Ay davanı çeksin diye savun. Ay ne alaka. Sanki zaten davaları patır patır kendiliğinden iptal olmuş. Yani e, öyle benim Deniz Akkay'la aramda çok büyük bir dava yok arkadaşlar. En fazla 5-6 bin lira ceza öderim. Canım sağ olsun gider öderim. Onun için değil kimseyi tanımam. Ağzımdaki söyleyeceğim her sözü de söylerim. Böyle yorumlar geliyor üzülüyorum. Neyse devam edelim. Ee, bakalım neler söylemiş babasıyla alakalı da. En acısı bunu Efe'nin yani eski sevgilisi anne babası yapmaz. Acı ama gerçek. Yani... Diyor ki Efe'nin bile anne babası bana bunu yapmazken yapmaz diyor. Kendi babam yapıyor diye onlarla kıyaslamış. Ben de bir kız çocuğu idim. Hala öyleyim. Peki bana yapılan bu zulmü görmek bu kadar mı zor? Ay üzülüyorum ben Deniz'e. <laughs> Kızacaksınız bana. Ay 40 tane kadın bir de bana hırslı da. Ay o mahkemeye gidiyor açıyor. O mahkemeden reddiyerse öbür mahkemeden açıyor. Kız hayatımda bu kadar da ısrarlı görmedim. Atıyorum 6. Ma asli mahkeme diyelim. Neyse hukuk mahkemesine gidiyor orada dava bitmeden yedincide de açıyor aynı konuyu yani. Ben gittim hakime dedim ki Ay, aynı konuyla bir başka yerde de dava açmış nasıl oluyor bu diye. Yok öyle bir şey olamaz dedi. Sonra A -a, dedim açtım gösterdim bakın dedim bu kadın aynı yani farklı bir iddia mı? farklı bir konu. Hayır aynı konu diye. Öyle o kadar da ısrarcı enteresan bir kişilik. Ama üzülüyorum. Asla kötü bir şey dilemiyorum. İnşallah kızı e, hatasını anlar. Ee, bir yerin tarafı olmaz. Babasını da kaybetmesin, annesini de kaybetmesin. Dünyada anne gibisi yok ya. Gerçekten. Yani biz Deniz Akka benim için dünyanın en kötü insanı olabilir. Ama Ayşe için öyle olamaz. Hiçbir zaman olmamalı da. Allah hepimize bir kader planı vermiş. Beni e, savcı olarak uygun görüp bu dünyaya atmış. Bugün bu yolda nice küçük Aysellere dokunabilmek için birçok sosyal sorumluluk projesine gönüllü annelik yapıyorum. Mevlana Şems ile ayrılık acısından nice değerler üretti. Ben de günlerimi bu ara böyle geçiriyorum. Yani dertlerimden şifa çıkarmaya çalışıyorum demiş ve hayatımda ilk kez kimse için değil sadece kendim için savaşıyorum. Bu dava çocuklar için değil anneler içindir. Anneler süper kahraman değildir. E tabii ki annelerin de hataları vardır. Anneler de yanlış yapabilir canım. Hayat çünkü sadece çocukları sınamıyor ki anneleri de sunuyor. Anneler de yanlış yapabilir. Yani üzücü değil mi? 15 sene yedir, içir, beste. Tabii ki Deniz'in yanlışları var. Kızın senin kölen değil. Kızın senin pazarlık aracın değil. Kızın senin eski sevgilinle arandaki çekişmelerin unsuru değil. O bir birey. Onunla olan ilişkinle eski sevgilinle olan ilişkin arasında bir bağ kuramazsın. O denge kaybolmuş bunlarda. Kız ayrı hırpalanıyor, kendi ayrı hırpalanıyor. Baba e, Deniz Akkaya'yı kızıyla dövüyor. Yani aralarında birbirinden intikam alma aracına dönüşmüş. Korkunç bir şey ama ben üzüldüm ya Deniz Akkaya. Şimdi herkesin pen, penceresinden üzücü. Düşünsenize kızınız a, bir içi burkulur insanın yani. Yaşadıkları kolay bir şey değil ki. Öfkesi var ama ama Deniz Akkaya'nın hatası da bunları konuşuyor olması, bunları milyonların önünde anlatıyor olması o kız açısından kötü. Bak mesela tamam gidip bunu bir yakın arkadaşına anlatmıyorsun. Tüm Türkiye duyuyor. Yani bu, bu doğru değil. Keşke bu, bunu bu kadar böyle medyanın önünde yaşamasan. Çünkü o kız da bunları içine atamayacaktır. İçinde dert olacaktır. Düşünsene kızdan yakınan bir anne. Her şeyi anlatan bir anne. Belki doğrunun bu olduğunu düşünüyor Deniz Akkaya ama değil. Doğru o değil. Dengeyi kaybetmişsiniz. Birazcık da tüm bu yaşananlardan sonra acaba ben nerede yanlış yaptım diye kendine soruyor mu? Çünkü sürekli Deniz Akkaya birilerini suçluyor. Pedagog suçlu, kurum suçlu, babası suçlu, herkes suçlu, işte kızı suçlu, kendi ailesi suçlu. Acaba diyor mu ben nerede hata yapıyorum? Bence Deniz Akkaya'nın kritik sorusu bu. Herkes suçlu. Peki benim suçum ne? Bu soruyu kendine sormadığın sürece bence çözüm de bulamayacaksın. Onu da mahkemeye veririm, bunu döverim, onu asarım, bunu keserimle bu konunun içerisinden çıkamazsın. Bak kendin de diyorsun yoruldum. Gerçekten yorulduğunu düşünüyorum ama niyeyse bu sosyal medyada içini dökme. Ben bu kadar özelimi sosyal medyada içimi dökemem ya. Ne bileyim bana hiç e, ben yapamam. Tabii ki herkes de ben olsun demiyorum. Herkesin kendini savunma mekanizması, anlatma, ifade etme mekanizması farklıdır. Ama Hele çocuğum için. Yapamam ya. Bir yerden de eksik kalayım. Bir yerde de haklıyken haksız olayım. Bazen haklıyken haksız ol olmak ve bunun karşısında susmak. Bırak ya adaleti o zaman evren sağlıyor. Yani ezildiğin zaman herkes haklıyken kemçerir. Ama bir de sus bir de sineye çek. Bunu herkese yapma çocuğuma yaparım. Özel hayatımda yaparım. Yani ne bileyim çekerim ya, adalete bırakırım, Allah'a bırakırım. Çok önemli biliyor musunuz? Deniz Akkaya'yı bir tarafa koyun. Bir şeylere haksızlığa uğradığınızda bu kadar böyle pençelerinizle kendinizi savunmak yerine bir de Yüce Yaradan'a bırakayım dediğinizde inanın daha kestirmeden gitmiş oluyorsunuz finale. Öbür türlü tırnaladığınız zaman ay ben haklıyım, ben ederim, ben yaparım dediğiniz zaman ay hayat, kader, artık evren ne diyorsanız etrafınızı sarıyor, her taraftan saldırıyor. Rabbim bilir diyeceksiniz. Bazen de sineye çekeceksiniz. Sineye çekmek çok önemli arkadaşlar. Evet bugünlük de hoşunuzdan bu kadar. Yarın farklı konularla görüşene dek hoşça kalın. Mutlu kalın. Hep hoşunuzda kalın. E buraya kadar izlediniz madem ayol. Kıp kırmızı yanıyorum. Patlatıyorsunuz like'ınızı. Abone değilseniz abone oluyorsunuz. Yarın görüşene dek hoşça kalın. Bye.